Normalde çok fazla hamur işi, protein olmayan besinler, karbonhidratı yüksek besinler tüketiyorsak biraz bunları kısmamız gerekiyor. Ramazan'a sayılı günler kaldı. Sıcak havada uzun saatler süren açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalınacak. Vücudu bu saatlerde dirençli tutabilmek için de şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor. Eğer Ramazan'da şu an çok normal beslenmiyorsak, Ramazan'daki beslenmemiz için şimdiden biraz başlamak gerekebilir. Ramazan'da az beslenileceği ve bu az beslenmede mümkün olduğu kadar kaliteli beslenilmesi gerektiğini söyleyen diyetisyen Dilihan Bayraktaroğlu, günde 2,5 ya da 3 litre su tüketmeyenlerin şimdiden su takviyesiyle vücudun su açığını kapamaları gerektiğini ifade etti. Siz günde 2,5-3 litre su içmiyorsanız evet şimdiden başlamalısınız. Bayraktaroğlu beslenmesine dikkat etmeyenlerin ve özellikle hamur işi ve karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerin şimdiden metabolizmalarını Ramazan'a alıştırmaları gerektiğini söyledi. Normalde çok fazla hamur işi, protein olmayan besinler, karbonhidratı yüksek besinler tüketiyorsak biraz bunları kısmamız gerekiyor. Çünkü Ramazan'da zaten az besleneceğiz. Az beslenecek olduğumuz için de olabildiğince kaliteli şeyler almamız gerekiyor. Şimdiden su takviyesine başlamalı mıyız yoksa bu Eğer su takviyeleri günlük mü olmalıdır? kesinlikle günlük olmalı ama eğer siz günde 2,5-3 litre su içmiyorsanız evet şimdiden başlamalısınız. Ramazan'da 3 öğün beslenmek gerektiğinin altını çizen Bayraktaroğlu, bu 3 öğünde amacın kaliteli beslenmek olduğunu belirtti. Sahur için uzun süre bekleyeceğiz, yani uyumayacağız. O zaman bu iki ara öğüne çıkabilir. Yani ikişer saat arayla olabilir. Ancak eğer uyunacaksa o zaman bir ara öğün yeterli gelecektir. Sahura muhakkak kalkılması gerektiğini düşünüyorum. Daha az aç kalabilmek adına ve sahurda da daha çok kahvaltılık tarzı beslenmeliyiz. Süt, yoğurt, peynir gibi tok tutucu besinler tüketmeliyiz kahvaltılıklarımızın yanında. Bir de domates, salatalık gibi yine hem lif oranı yüksek hem su oranı yüksek besinler tüketmeliyiz. Sahurda tabii bol bol su içmeliyiz. Bayraktaroğlu iftarda en ideal oruç açma şeklinin ise su içmek olduğunu söyledi. İftar için en ideal oruç açma şekli su ile açmaktır. Hem mideyi hani uzun süre açtıktan sonra bir şeye alıştırmış oluruz. Daha sonrasında da bir kase çorbayla başlayabiliriz. Böyle bir 15-20 dakika kadar bekleme süresi, yani mideyi bir dinlendirme süresi ayarlarsak daha sonrasında ana yemeğe rahat bir geçiş yapabiliriz. Yani yavaş yavaş bir iftar yapın diyorsunuz, değil mi? Kesinlikle öyle. Aynen Dinlendire öyle. dinlendire. Asla hızlı yemek yenmemeli, yavaş yavaş iyi çiğnenmeli ki midemizi daha çok hazımsızlığa itmemeliyiz. Ramazan'da tatlı ihtiyacınınsa sütlü ve meyveli tatlılarla giderilmesi gerektiğini söyleyen Bayraktaroğlu, bunun da ara öğünlerde tüketilmesi gerektiğini belirtti. Ara öğünlerimizde meyve gibi tatlı bir şeyler veya işte süt, yoğurt gibi hafif bir şeyler tüketebiliriz. Veya kuru yemişler gibi yine proteini yüksek bir şeyler tüketebiliriz. Yani amacımız kesinlikle sağlıklı olan bir şeyleri tüketmek olacak. Tabii ki tatlı ihtiyaçlarımız olacak. Tatlı ihtiyaçlarımızı ana yemekten hemen sonra değil de işte bu ara öğünlerde şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketerek veya meyveli tatlılar tüketerek, dondurma gibi yine sütlü tatlılar tüketerek ayarlayabiliriz.